Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar hava soğuk. Tepelere kar yağdı. Mart kapıdan baktırdı da Nisan'ın da çok farkı yok. Tabi şükürler olsun arkadaşlar. Yağmur yağsın ki bereket olsun. Kar yağsın. Kar daha önemli. Allah'a şükür Neyse birkaç gündür iki gündür videoya gelmiyordu arkadaşlar. Sebebini hemen sizlere açıklayayım. Ee, biraz işlerim vardı. Davara gitmediğim zamanları daha çok işlerim oluyor arkadaşlar. Zaten videolarımız genelde davarda geliyor biliyorsunuz. Davarda müsait olduğum için e, video çekebiliyorum. Bu yüzden dolayısıyla davarda değildim. Biraz ATV'nin tekerleri falan onlarla uğraştım. Onlara sipariş verdim falan. Onlar pazartesi gelecek işte onları da aktaracağım. Ee, öyle ATV falan biraz bakımlar yaptırdım. Ee, yine kişisel kendi işlerim vardı. Video atamadım. Arada olur arkadaşlar böyle şeyler. Ee, eğer çok beklettiysem de bu konuda hakkınızı helal edin. Her neyse e, dün akşam üzeri biraz davara gitme fırsatım oldu. Bir olayla karşılaştım. O olayı sizlere anlatacağım. Aslında sizlere bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Benim kafamda tabi düşünceler var. Fakat sizlerin de fikirlerini almak istiyorum. E, tabi kamera getirmediğim için o olayı sizlere görsel olarak aktaramayacağım. Fakat e, sizlere anlatarak inşallah olayı kafanızda biraz canlandırabilirim. Her neyse hemen anlatayım. Paşa ile ilgili arkadaşlar. Ee, Öncelikle bizim peşimizde dolaşan bir kupay vardı biliyorsunuz. Dün de davara gelmişti. Ee, zaman zaman bir şeyler çıkar diyor muhtemelen. Davşan falan. Tabii çok görmek fırsatımız olmuyor. Ormanlarımız sık olduğu için. Ee, yine o sesleri duyduk. Fakat bu süreki e, kupay Ali abinin kupayıymış. Bizim kupaylar da gitti oraya. Yaklaşık bize 300-400 metre uzaklıkta oluyor olay. Biz tarladaydık abimle ikimiz. E, fakat olay ormanda geliştiği için biz köpekleri göremiyorduk. Önümüzde de bir tepe vardı. Her neyse bir anda olan bir olay. Zaten bu o, bu tür olaylar böyle aksiyon, atraksiyon olacak olaylar. Ormanda tamamen tesadüfen e, gelişen olaylar arkadaşlar. Sizin yapabileceğiniz çok bir şey yok. Yani o an kamera varsa görüntüleme fırsatınız varsa var. Yani kamera yoksa da yok arkadaşlar. Ee, yani görüntüleyemezsiniz. Biraz da nasip kısmet işleri. Bir anda ben e, köpekler oraya gitti. Yaklaşık bir beş dakika falan geçmedi. Paşa'nın sürüye doğru e, koştuğunu fark ettim arkadaşlar. Böyle yani bir şey koğalar gibi koşuyordu. Acaba önünde bir şey mi var derken arkasında da bizim golbezler fakat Gölbezler hani arkaya, arka tarafa doğru bakıyordu fakat öyle bir korku belirtisi yoktu. Çünkü Gölbezler daha neyin ne olduğunu kestiremiyordu. Gerçi Paşa'da da bir Paşa'da da bir korku belirtisi yoktu. Fakat bu tarafa doğru kaçıyordu. Sanki önünde bir sincap, bir kedi, bir başka bir şey kovalar gibi. Meğersem hoşuma değil de kaçıyormuş arkadaşlar. Arkasına baktım dört tane koskocaman köpek arkadaşlar. Ali abi'nin köpekleri. bu köpekleri çoban köpekleri Çakal yakaladı diye bir videomuz var arkadaşlar. O videoyu izlediyseniz zaten görürsünüz. Hepsi hemen hemen hayvan gibi. Yani paşa çok boylu bir köpek olmadığı için en kötü en gücü paşa kadar zaten onların. Paşa onlardan kaçıyormuş. Ee, yani muhtemelen orada paşa'yı gıstıracaklardı. Ee, Paşa'nın kaçışını görünce. Ee, ben ne oluyor derken arkasındaki köpekleri gördüm. Tabi paşa beni gördü. Aramız 100 metre falan arkadaşlar. Beni görür görmez geri döndü hemen e, köpeklere. Oraya vardı. Ben de koştum tabi olay yerine. Ee, oraya varır varmaz tuttuğuna dalıyor arkadaşlar. Tuttuğuna dalıyor. E, ee, 4 tane köpe. Bir ona bir ona bir ona bir ona. Ben hemen ayırma girişiminde bulundum. O köpekler zaten biraz da terbiyeli oldukları için hemen kuyruklarını kıstırdılar, gittiler. Fakat paşa hırsını alamadı. Hala gitmek istiyor o tarafa. Gitmek istiyor. Ben böyle hadi oğlum desem gidecek yani. Ben tuttum paşayı geri çektim falan. Tabi dedim yok, kamera olmadığı için o anı size gösterebilsem Yani böyle çok e, atraksiyonlu bir video oldu. Yani böyle bir 2-3 dakikanın içinde çok güzel bir anı oldu. Fakat benim size burada bir e, soru sormak istiyorum. Şimdi iki şık var arkadaşlar. Paşa orada kalıp o dört köpeğin arasına girip hani cesaretli köpek korkusuz köpek diyoruz yani paşaya sürekli işte böyle işte paşa deli cesareti var bu köpekte falan filan diye eğer deli cesareti olsaydı o köpeklerin arasına girer ve gerekirse yara alır gerekirse öldürür gerekirse ölürdü hani deli cesareti var diyoruz yani köpeklerde fakat paşa kaçmayı tercih etti. Ki muhtemelen daha önce de bunlarla birkaç kere kafa kafaya gelmiş bu köpeklerle. Huyunu biliyor ki köpeklerin. E, kendini geri plana attı. Yani kaçmaya tercih etti. Şimdi. Veya hani orada kendini ya ölecekti ya öldürecekti. Veya kaçıp kendini yara almaktan korktuğu için kaçıp kendini güvene güvene alacaktı. Ee, belki benim yanıma gelip bana güvendiği için e, benden bir destek için sürüye yaklaşıp kendi sürüsünün çünkü sınır ihlali yapmıştı. Onların sınırına girmişti. Hani kendi bölgesine gelip kendi bölgesinde mi dönecekti o dört köpek yani beni gördükten sonra ki aynısını yaptı zaten. Ee, bence benim bu size bir sorum arkadaşlar. Yani hani Paşa korkak bir köpek olduğu için mi kaçtı? Yoksa aslında Paşa'nın ee, kaçması kaçma değil tamamen bir ee, nasıl diyeyim size bir plan mıydı bir strateji strateji mi yaptı işte hani çok dilim dönmüyor arkadaşlar bu size sorum siz yorumlarda bunu belirtebilirsiniz olayı anlatmama karşılık ben oraya dediğim gibi ben Paşa ile birlikte döndüğüm zaman dördüne birlikte kafa tuttu yani bir ona bir ona dalıyor onların hiçbirisi de hemen kuyruğunu kıstılar kaçıyorlar köpekler belki benden de korkmuş olabilirler yani sonuçta sahip bir köpek Sahibinin yanında horozlanıyor biraz böyle hani. E, tabii ben paşaya şöyle bir bahane bulamıyorum. Yanında zalim, karabaş, dağlı vardı fakat bunlar sadece böyle e, paşaya anca şey konusunda cesaret veriyorlar. Hani hadi git dal konusunda. Fakat e, yere yattırdığı zaman öyle bir güçleri falan yok şu anda. Hani öyle bir kafa tutacak bir cesaretleri falan yok. Bu yüzden dolayısıyla Paşa yavrulara güvenmiyor. Ki güvenmemesinde de daha şu an haklı. Yani yavrulara oradan bir köpek bir diş at, bir diş atsa zaten yavru hemen itaat edecek yani. Ve o diğer köpeklerin de e, sorun şurada kafalarına gözlerine kestirdikleri paşa. Çünkü e, sürü liderleri her zaman e, en ön planda ilk hedef sürü lideridir. Kurtların arasında da böyledir. İlk hedef alfa kurda saldırır. Eğer bir sürüyü dağıtmak istiyorsalar. Alfa kurt kendini kurtardı. Kurtu kurtaramadı. Zaten eğer oradaki lideri ele geçirirseler gerisi zaten itaat eder oradaki savaşı kazananlara. Bu yüzden dolayısıyla o diğer dört köpeğe, dört köpeğin gözünde yavrular yoktu. Erkek olmalarına rağmen onların gözü paşadaydı. İlk paşayı bitirmek istediler. Paşa da bunun farkını erkenden sezdiği için bu tarafa doğru kaçtı. Bence bir plan yaptı ki arkadaşlar 4-5 köpeğin arasına girip de hani böyle köpekler de vardır. Sağ çıkması öyle ıssız bir ormanda çok mümkün değil. Sonuçta bu köpek ormana girecekti ve 4-5 tane köpeğe karşı hiçbir şansı olmayacaktı. Ben duymayacaktım. Öbür sürü sahibi duymayacaktı. O 4-5 köpek orada paşayı halaç pamuğuna çevireceklerdi böyle. Yani yaralamadık bir yerini bırakmayacaklardı. Belki de yani köpeği öldüreceklerdi. Hani Kurtulamazdı arkadaşlar yani çok zor Kurtulur ha, Paşa güçlü bir köpek ama Oradaki köpeklerin hepsi de hayvan gibi Yani o videoyu izleyin Ne demek istediğimi anlarsınız zaten O çakal videosunu izleyin Oradaki köpeklerin ne kadar böyle hani e, Belki paşa kadar kaslı güçlü değiller ama Arkadaşlar bir el Bir elin nesi var iki elin sisi var Demişler yani hani güç farklı bir şey o, o dört tane köpek güçsüz bile olsa Bir sağdan bir soldan kapar Mesela sırttan da ne yapıyor aslanı başa başta iki sırtlana üst sırtlana aslan kafa e, kafa tutuyor mu? Tutuyor. E, ya da teke tek de bir sırtlanın aslanı yenme şansı var mı? Yok. Fakat e, o sırtlanların e, şeyine, taktiğine birlikte saldırmak. Her zaman birlikte saldırıp aslanı ancak bu şekilde devirebiliyorlar. Ya da bir aslanın bir file karşı e, ya da bir zürafaya karşı teke tek de bir şansı var mı? Yok. Ne yapıyorlar? 5-6 tane aslan birlikte olup öyle saldırıyorlar. Şimdi teke tek tekte zaten hiçbirinin şansı yok. Ali abinin köpeklerinin benim taşıya kafa tutacağını. Hani burada ben köpeği yükseltmek için demiyorum. Ben kaçtığında size söylüyorum. Kaçtı geldi. Hani sürünün için ama korku belirtisi olarak gelmedi. Bir köpek korkuyorsa diş çeker, dişlerini gösterir, kuyruğunu gıçının arasına sokar. O şekilde kaçar arkadaşlar. Korkan bir köpek. Ama Orhan ee, korkan bir köpek şöyle kaçmaz bir şey kovalıyormuş gibi kaçmaz. Tamamen bir taktiksel bir hareket yaptığını düşünüyorum kendi açımdan. Ama siz e, paşa korkmuş. Normalde demek ki paşa 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 o kadar cesaretli bir köpek değil diyebilirsiniz. Sonuçta ben bu köpeğin ticaretini yapmıyorum. Köpek orsa da, bassa da ben size söz verdim. Bu köpek yarın bir gün canlı bir kurtla karşılaştığımızda eğer korkup kaçarsa ben dedim ki sizlere ben bunu size gösterir cesareti sahibim. Yani gösterim astar. Sonuçta ben bu köpeğin üzerinden para kazanmadığım için. Ha, videolar ayrı bir olay. Onu siz severek izliyorsunuz. Kafanıza da silah dayamıyorum. Ama birilerinin duygularıyla oynayıp da ben bu köpeğin yavrularını satışa çıkarmadım. Dedim ki yavruları şu anda meydana geldi. Sürü sahiplerine sahiplendireceğim dedim. Fakat bana da sürekli şu konuda meşaz geliyor. Kardeşim ücretsiz verme. En azından bir mama al diyorlar. Çünkü ücretsiz verirsen değeri bilinmez. Ee, ölürse ölür kalırsa kalır derler. O yavrular yalan olur diyorlar ki mantıklı da geliyor arkadaşlar fakat benim köpeklerim mama yemiyor. Mama yemediği için ben o mamayı alıp ne yapayım arkadaşlar yani. Anlatabildim. Ben bu köpekleri yalaş, alıştı, alıştırdım. Ben köpeklerimi mamaya alıştırmıyorum. E şimdi ücret talep etmeyeceğim dedim. Öyle bir kesinlikle böyle bir düşüncem yok. Fakat düşün, sorulan şeyler de böyle e, mantıklı geliyor arkadaşlar. Hani denilen şeyler. Gerçekten de hani ücretsiz malın e, bir değeri olmuyor. Neyse bu konuları sonradan tartışacağız. Bu olay hakkında sizlerden bir yorum bekliyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah böyle hani olayın ne demek istediğimi az çok anlamışsınızdır. İnşallah da güzel dilim dönmüş anlatmışımdır sizlere. Evet arkadaşlar çok kısa Zeynep Paşa'nın yavrularının konusu geçtiği için ondan da az çok bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle ateşi sizlere izleterek o kadar çok talep var ki arkadaşlar yüzün üstünde meşez aldım. İnanın, gına geldi artık. Ee, arkadaşlar, yavruları şu anda sahiplendirmiyorum demekten, meşazlara cevap vermekten, arayanlara bir şeyler anlatmaktan gerçekten sıkıldım. Ee, o yüzden şurada bir açıklama yapıyorum. Arkadaşlar, 30 günlük, en az 30 günlük olana kadar yavru vermeyeceğim. Bunun sebebi ise hem yavruların daha sağlıklı gelişebilmesi için hem karakterlerini benim az çok kestirebilmem için e, hem de arkadaşlar kimi hangisini kime vereceğimi e, hani bunları biraz göz önünde bulunduracağım kendime hangilerini alacağımı az çok e, kendi açımdan anlayabilmek için en az şöyle bir aylık olana kadar yavruları kimseye vermiyorum kimseye bir söz vermedim bu zamana kadar arkadaşlar o yüzden dolayısıyla sizlerden ricam şu yavrular bir sağ salim büyüsünler de ondan sonra ben zaten yavruları sahiplendiriyorum diyeceğim gelip almak isteyen alabilir diyeceğim arkadaşlar. Bu yüzden artık şu bana ver, şuna ver, Ahmet'e ver, Mehmet'e ver şu yorumları şu arama işinden, şu mesaj atma işinden arkadaşlar lütfen vazgeçelim çünkü sıkıldım yani. Hani gerçekten gına geldi. O yüzden bunun da bir açıklamasını sizlere yapmak istedim. Bugün koyunlardayım. koyunlarımı şurada yayılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi hava soğuk. Ateşimin başındayım. E, yapabileceğimiz çok bir şey olmadığı için e, size dünkü yaşanan olayı anlattım. Keşke diyorum ki hani gösterme fırsatım olsaydı da o anı size e, e, böyle kanıtlayabilseydim, gösterebilseydim e, daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Fakat bazen işte dediğim gibi bu şeyler anlık gelişiyor. 7 7.24'te kameramız açık olmayacağı için maalesef ki bazı şeyleri kaçırma ihtimalimiz oluyor. Yapabilecek bir şey yok. Nasip değilmiş diyorum. Fakat bu tür olaylarla karşılaşabiliriz. Artık hani ee, böyle sorunlar olabilir. Bakacağız. Nasip kısmet şimdilik diyebilecek çok bir şey yok videolarımız gelmeye devam edecek. İnşallah bir aksilik olmadığı sürece. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı gerçekten bir gün videoya gelmese 10 tane meşiz alıyorum. Kardeşim niye videoya gelmedi ne oldu bir sıkıntım var diye. Hepinizden Allah razı olsun müthiş bir aile olduk. Diyebilecek bir şeyim yok. Hepinizden Allah razı olsun. Tekrardan tekrardan söylüyorum. Desteklerini esirgemeyen herkesten hayallerimi gerçekleştirmekte Büyük bir rol oynadınız. Ee, i̇nşallah bundan sonra da e, bu şekilde gidebildiğimiz yere kadar, sonuna kadar devam ederiz. Şimdilik size her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.